Çiftçi TV özel haberimiz sizlerle buluşacak şimdi. Dilerseniz hep birlikte Çiftçi TV özel haberimizi izleyelim. Katır tırnağı var. Ha. Katır tırnağı çok verir ama nohut kadar. Nohut kadar. Bazen büyüdüğü de oluyor. Türkiye'de olduğu gibi Aydın'daki çiftçiler de alternatif ürün dikme arayışında. Bugün yanımızda Aydın İncirlova Ziraat Odası Başkanı Oğuzhan Ülgüdür Başkanımız var. Gerekse İncirlova Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız da, gerekse üretici arkadaşlarımız da bugün buraya geldik. Aynen dediğiniz gibi artık üreticimiz değişik ürünler, Para kazanacak ürünler arıyor. Evet. Arıyor. Çünkü evet. Tabii herkes bu işin tabii ekonomik boyutunda. Ben de üreticilerimizi sonuna kadar destekliyorum. Bizim bölgemizde İncirlova'mızın o kısımlarında pamuk üretiliyor. Artı buğday ve mısır. Şimdi buğday, mısır da pamukta bir kaçış var. Neden var? Çünkü üreticilerimiz göstermiş olduğu ekmeğin, emeğin karşılığını alamıyorlar. Evet, satışlarla maliyet arasında maliyetleri... Maliyetler arttı. Evet. Artık ürünlerimiz para etmiyor. Gerçekten yani para kazanamıyor üreticimiz işin açıkçası. Onun için değişik ürünlere salep gibi ürünlere kuşkonmaz gibi bu bölgede evet yöneliyorlar. Evet. İşte Ender Bey'den gerekli bilgileri aldık. Salep nasıl yetiştirilir? Nelere dikkat edilmeli? Bunun işte fidesiyle tohumuyla yani nasıl tedarik edebiliriz anlamında bunların bilgilerini aldık sağ olsun. İnşallah İncirlova'da salep üretimini önümüzdeki yıl itibariyle başlamayı düşünüyorsunuz. Önümüzdeki yıl aynen dediğiniz gibi salep üretimini İncirlova'da başlatacağız inşallah. Ben internetten araştırdım, alması, üretmesi pahalı bir şey. Evet. O kadar yani. Bir de bilgi gerekiyor, danışmanlık gerekiyor, değil mi? Aynen, evet. Doğru. Yabanisini biliyoruz, dağlarda çok görüyoruz. Hatta yasak olduğunu da biliyoruz. Tabii. Çocukluğumuzda toplardı insanlar, satarlardı. Aynen. Para kazandıran bir şey. Şimdi tabii endemik bir bitki olduğundan evet, dolayı toplanması yasak. Evet. İzinle dikilmesi lazım. Aynen. Gerekli yerlerden izinler alınır. Diğer salep gördüğünüz. Danışman arkadaşımız Ender Bey de konu hakkında size bilgiler verdi. Nasıl önümüzdeki yıl için düşünüyor musunuz? Valla düşünüyorum aslında. Küçük bir şeyden başlamak lazım. İncirlova'mız olarak, ilçemiz olarak iyi bir ekim yapıp hasat alabileceğimizi düşünüyoruz. Evet. Bizler de daha önce kırlarda doğal ortamda zaten aydınlığa yetişiyor. Olanlar var. Evet. Ama burada çeşitli olarak kaç çeşit daha farklı çeşitlerini görmüştük. Toplamda hemen hemen 7-8 çeşit var burada. Evet, en azından burada nasıl ekildiğini ve ne zaman ekildiğini, ne zaman hasat edildiğini öğrendik. Salep için, bizim arazilerde salep eriştiği için zeytinlik arazilerde ek bir gelir olarak iyi bir iş yani. Herkesin deneyip ekebileceği bir iş. Ürün. Yani Aydın'da yabancı değil zaten. Doğal ortamda da çıkıyor bu. Bizim araziler zaten elverişli bunları. Zaten normalde de var. Biz bilinçli bir şekilde yapılıp daha güzel gelir elde. Gerekli izinleri alarak. Aynen. Evet. Daha güzel gelir elde edilebilir yani. Ek gelir. Bu ürünün önünün çok açık olduğunu, mutlaka denemeleri gerektiğini söyledim. Bilgilerimizi paylaştık, yerimizi gösterdik. Türler hakkında bilgi verdik. Çok güzel ve olumlu bir görüşme oldu Mehmet Bey. Evet. Sizin sayenizde oldu. Ben arkadaşlarla daha önce de tanışmamıştım. Onlara davet ettiniz. Ağırladık. Şu anda az da olsa bir eğitim verdik. Çok güzel, olumlu olduğunu düşünüyorum. Evet. Zaten üyelerden de olumlu tepkiler aldık. Önümüzdeki yıl itibariyle herhalde İncirlova'da kendi arazilerinde dikim yapılmaya başlanacak. Evet, inşallah. Yani biliyorsunuz sürecin başından beri sizle beraberiz. Evet. Yapmak istediğimiz hedeflere yavaş yavaş ulaşıyoruz. Yani bunu yaymaya çalışıyoruz. Aydın'ı bir üst, İncirlova'yı bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Sevgili izleyenler, özel haberimizin ardından haber bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi.